6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan evlerinin enkazında eşi yaşamını yitiren, kendisi ise kurtarılan 66 yaşındaki Zeynep Keser, hala rüyalarında deprem anını gördüğünü söyledi. Merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Türkoğlu ilçesine bağlı 55 haneli kırsal Kuyumcular Mahallesi'nde sadece 3 ev ayakta kaldı. Pazarcık merkezli ilk depremde eşi Hüseyin Keser ile yıkılan evlerinin enkazına kalan Zeynep Keser, oğlu ve yakınlarının çabasıyla 8 saat sonra sağ kurtarılırken eşi yaşamını yitirdi. Zeynep Keser, deprem sırasında iki katlı evlerinin bir anda üzerlerine yıkıldığını söyledi. Valla nasıl olacak işte, eşimle oturduk, yedik, içtik, saat 10.30-11 gibi yatağımıza girdik. Saat 4'te ev başımıza kepti. İşte ben bu tarafı da duvar vardı, bu tarafta da ne geldiyse bilmiyorum. Bir kafamı kaldırdım, tabla var üstümde, evin şu betonu var. Betonu var. Ondan sonra ben çığlık çığlığa işte oğlum geldi yetişti beni kendi gücüyle çıkarttı 8 saatte. Ben geceleri hep kabus görüyorum, beni uyandırıyor geldim lan oğlum. Yani o gözümü yumduğum an burada çığlıklarımı atıyorum, buradakilerini yapıyorum.